Herkese merhabalar, bu videoda sizlerle tahinli kaymaklı şerbetini tam çeken harika bir kemalpaşa tatlısı yapacağız. Eğer hazırsanız bu pratik ve bir o kadar da lezzetli tatlıyı yapmaya hemen başlayalım. Tenceremizin içine bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Üzerine bir buçuk su bardağı da su ilave ederek ilk başta şerbetimizi yapıyoruz. Şekerimizi ve suyumuzu ilave ettikten sonra bir dilim de limon ilave ediyoruz ve şerbetimizi kaynamaya alıyoruz. Ölçülerimiz 1 e bir buçuktu. Şerbetimiz kaynadıktan sonra bir 10 dakikada kısık ateşte kaynıyor ve ocaktan alıyoruz. Şimdi güzelce şerbetimiz kaynadı. Elimizde 18-20 adet kemalpaşa bulunabilir. Bu şerbet tam olarak 20 adet kemalpaşayı güzelce yetiyor. Kenar paşalarımızı bu şekilde şerbetimizin içine attıktan sonra bir kaşık veya bir kevgir yardımıyla altlı üstlü ara ara bu şekilde hem çevirerek hem karıştırarak her tarafına eşit bir şekilde şerbeti çekmesini sağlayalım. Yaklaşık 10-12 dakika içinde bu şekilde oluyor. Güzelce şerbetini çektikten sonra artık servis tabağımıza böyle kaşık yardımıyla alabiliriz. Şimdi kenar paşalarımızın tamamını bir kaşık yardımıyla bu şekilde servis tabağımıza alalım. Şerbetin iyice çektiğine emin olalım. Toplam 20 adet kemal paşamızı servis tabağımıza aldık. Şimdi üzerine birer çay kaşığı kadar kaymağımızı ilave ediyoruz bu şekilde. Kemal Paşa'ya ve bildiğiniz gibi birçok şerbetli tatlıya aslında çok yakışan bir lezzet. O yüzden kaymak ve tahin birleşince Kemal Paşa'nın tadına doyum olmuyor. Tamamına kaymağı koyduktan sonra şimdi de böyle birer ya da bir buçuk çay kaşığı kadar tahinimizi Kemal Paşalarımızın üzerine bu şekilde tek tek döküyoruz güzelce. Tahini daha bol seviyorsanız daha bol da ilave edebilirsiniz. Tamamını tahini ilave ettikten sonra üzerine de birer parça ceviz ilave ettik. Ve artık tahilini kaymaklı cevizli Kemal Paşa'mız hazır oldu. Şimdi göstereceğim size doku testiyle. Gördüğünüz gibi içinden bu şekilde şerbet çıktı. Çok güzel bir şekilde çekmiş şerbetini. Umarım siz de deneyip beğenirseniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.